Merhaba arkadaşlar, Gül'ün Mutfak Aşkı kanalına hoş geldiniz. Sizlere bu akşam çok hafif bir tatlı tarifi vermek istiyorum. Tatlı Magnolia tatlısı. Çoğunuzun çok iyi bildiği ve zevkle tükettiği bu tatlıyı bir de benden izleyin istedim. İnanın çok beğeneceğiniz bir tatlı tarifi sizleri bekliyor Gül'ün Mutfak Aşkı kanalında. Dilerseniz tatlımı nasıl hazırlamışım, hangi malzemeleri kullanmışım sizlere anlatayım videomda. Gördüğünüz gibi malzemelerim. Öncelikle 2 yemek kaşığı unumu, 2 yemek kaşığı nişastamı ve 2 tane yumurta sarımı, 1 çay bardağı toz şekerimi tencereme alıyorum ve bir çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Şöyle bir çırptıktan sonra sütümü, 1 litre kadar sütüm var, tenceremin içerisine ilave ediyorum. Nişastam, unum ve yumurtam güzelce çırpılması gerekiyor. Nişasta ve unun içerisine yumurtanın iyice yedirilmesi gerekiyor. Çünkü eğer ki düzgün bir şekilde karıştırılmazsa sütünü koyduğunuzda yumurta sarıları böyle tortu tortu yüzeye çıkar ve kötü bir görüntü olur. 1 litre kadar sütümü de tenceremin içerisine boşaltıyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra nişastamı, unumu ve yumurtamı, toz şekerimi beraber ocağa alıyorum, muhallebimi kaynatmak üzere ve bebe bisküvim, bir paket bebe bisküvimi de gördüğünüz gibi güzelce rondomdan çekiyorum ve yine bebe bisküvimi de kenara alıyorum ve muhallebimi pişirmeye devam ediyorum. Muhallebimi güzelce kaynayıncaya dek gördüğünüz gibi köpük köpük oluncaya dek, güzelce kaynayıncaya dek bir çırpıcıyla karıştırıyorum. Çünkü karıştırmadığınız zaman yine topaklanma olur ve güzel bir muhallebiniz olmaz. Pürüzsüz ve güzel bir muhallebi istiyorsanız muhallebiniz pişinceye dek iyice karıştırmanız gerekiyor muhallebinizi. Magnolia tatlısı hem çok hafif bir tatlı hem de çok lezzetli. Çocukların ve büyüklerin zevkle tercih ettiği bir tatlı. Gördüğünüz gibi ben bugün videomda muzlusunu hazırlayacağım. Sizlere göstermek için çileklisi de çok güzel oluyor. Mevsimi olmadığından ben muz tercih ettim. Gördüğünüz gibi köpük köpük nasıl pişti muhallebim. Soğuması için kenara aldım muhallebimi. Bir paket krem şantimi bardağıma aldım. 3 tane orta boy muzum da vardı. Ve gördüğünüz gibi muzumu da dilim dilim kesiyorum. Muzları da hem süslemek için hem lezzetine lezzet katmak için içerisine ekleyeceğim. Bir tane vanilyamı biraz soğuduktan sonra ve bir paket kremamı içerisine ekliyorum. Gördüğünüz gibi güzelce kremayı da karıştırdım. Soğuttuktan sonra içerisine bir paket krem şantimi de ekliyorum. Güzelce çırpıcımla karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi güzelce çırpıcımla krem şantimi de karıştırıyorum ve karıştırdıktan sonra sıra geldi bardaklarıma doldurmaya, sunum aşamama. Güzelce karıştırdım ve öncelikle altına bebe bisküvimi, aralarına muzumu ve muhallebimden şöyle güzelce kaşık kaşık dökerek, inanın öyle lezzetli olmuş ki çok da doyurucu, bol da bardakları bolca da doldurdum. Gördüğünüz gibi bir kat bebe bisküvisi, arasına muz, yine bir kat muhallebi ve tekrar bebe bisküvisi koyarak böyle katlarını hazırlıyoruz. Çok pratik bir tatlı.
Hem pratik hem çok lezzetli, çok da hafif, çok da doyurucu bir tatlı. Gördüğünüz gibi bardaklarımın dibine bebe bisküvimi yerleştiriyorum ve şöyle hem süslemek amaçlı hem de çok lezzet veriyor tatlımıza. Muzumu yerleştiriyorum ve muhallebimden şöyle döküyorum ve yine bebe bisküvimi ve yine muhallebimi bolca içerisine alıyorum bardağımı. Gördüğünüz gibi yine üzerine güzelce bebe bisküvimden yerleştiriyorum ve bu şekilde hepsini aynı şekilde hazırlıyorum muhallebim bitinceye dek. Gördüğünüz gibi çok da çabuk soğuyor. Hemen çok beklemeden yapıp yiyeceğiniz bir tatlı, canınız çektiğinde bile kolaylıkla hemen yapıp yiyebileceğiniz bir tatlı. Gördüğünüz gibi son bardağımı da yine bebe bisküvimi alıyorum. Şöyle kenarlarına muzumu yerleştiriyorum ve muhallebimden içerisine alıyorum. Tekrar son kalan bebe bisküvilerimi de ekliyorum ve tekrar muhallebimi, geri kalan muhallebimi de içerisine döküyorum. Ve son katımı da güzelce bebe bisküvimi de ekliyorum. Şimdiden hazırlayacaklara afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Lütfen o güzel yorumlarınızı videomun altına bekliyorum.